kemençeyi elime alıp da şöyle bir re telini çektiğim anda duyduğum melodik ses, o sesin güzelliği beni kendisine aşık etti doğrusu. Kemençenin çok duygulu, insan ruhuna çok daha derinden ulaşabilen bir tınısı var. Kemençenin şöyle bir özelliği var. Dünyanın birçok çalgısında tellerin üzerine basarak çalınır. Ama burada teller fingerboard dediğimiz parmak tahtasından yukarıda. Yukarıda olduğu için ellerimi ancak tellerin arasına koyarak ve tırnak yüzeyiyle iterek çalıyorum. Şimdi önce kemençenin yapıldığı ağaçları şöyle, tabii çok çeşitli ağaçlardan yapılabiliyor ama dut, ceviz, ardıç, kara ağaç, Akdeniz gülü, dış gövde de kullanılabiliyor. Göğüs tahtası mutlaka servi olmak zorunda. Daha gerilere bakıldığında işte Macaristan ve Balkanlarda da bu tip kemençelerin çalınmış olduğu ve oradan bize geldiği görülüyor. Şu anda kemençe çalan gene Balkan ülkeleri var, Türkiye'de de çalınıyor. Yunanistan, Bulgaristan gibi yerlerde de hala kemençe çalınmakta.